Bilgisayarınızı iyi bir şekilde soğutmak ve overclock etmek istiyorsanız en iyi yöntem, en başarılı yöntem onu asla derin dondurucuya koymak değildir. Lütfen kız kardeşimin düştüğü hataya düşmeyin. Hepimizin evinde hava soğutma ya da pasif soğutma sistemler bulunuyor. Hayal kuruyorsunuzdur abi su soğutma sistemine sahip olsam gerçekten çok iyi olur diye. Abi bir Corsair'im olsaydı H110 iyi giderdi be diyorsunuzdur şimdi. Her neyse su soğutma sistemleri overclock açısından çok daha başarılıdır. Yani hava soğutmalı sistemlere nazaran daha iyi bir şekilde su vasıtasıyla akışkan bir şekilde ısıyı emer ve bilgisayarın daha iyi performans sergilemesini sağlar. Lakin şöyle bir durum var. Su soğutma sistemleri pahalı olsa da iyi bir çözüm olabiliyor. Fakat geçtiğimiz yıllarda çoğumuz rastlamıştır internette ya da çevresinde. Pompa sıkıntısı ya da suyun nüfuz etmesi bilgisayar parçalarına ve bilgisayarın bozulması gibi durumlar yaşayanlar olmuştur. Ya da görmüştür bir şekilde. Bu hususta hani özellikle custom hazırlanmış su soğutma sistemleri risk barındırabiliyor. Özellikle kapalı devre su soğutma sistemleri daha az zahmetli ve daha çok güvenilir. Bu hususta teknoloji geliştikçe su soğutma sistemleri de artık daha güvenilir, daha başarılı bir hale geldi. Su soğutmada radyatör ve pompalar gerçekten büyük görev üstlenir. Isınan su radyatörden geçerek, radyatörün üzerinde zaten fanlar vardır. Bu şekilde tekrar radyatörün içerisinde soğuyarak tekrar bileşene nüfuz eder ve ısıyı emerek döner. Böyle bir sirkülasyon söz konusu. Eğer overclock sınırlarını zorlamak istiyorsanız, 3.8 GHz hızlarından sıkıldıysanız ve 5 GHz hızlarına kadar çıkmak istiyorsanız su soğutma sistemleri tam sizin ilacınız olacaktır. Bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle H100i su soğutma sistemi en çok tercih edilen sistemlerden bir tanesiymiş. Olsun. En çok. Dördüncü soğutma sistemimiz ise sıvı nitrojen ya da azot. Bu artık işin fantezi boyutu olabilecek bir soğutma sistemidir. Hem zahmetlidir, hem uğraştırır, hem de pahalıdır. Çoğu insan bunu, bu hız aşırtma olayını dünya rekoru kırmak için kullanıyor. Bu soğutma sistemi de bu olayı pekiştiriyor. Açıkçası ben evde kullananına rastlamadım. Baba ben sıvı azot getirdim, hadi işlemciyi vurduralım deme gibi bir şey olmadı. Kimsede de görmedim. Dediğim gibi fantezi boyutu hem uğraştıran hem de cebinizi birazcık yakabilen bir sistem. Şimdi daha değişik bir sisteme geçiyoruz. Lazerli soğutma sistemi. Eminim birçoğunuz bunu duymamıştır. Ama soğutma sistemleri gerçekten gelişmeye başladı.